Değerli basın mensupları, şu anda Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmekte olan ve vergi yasalarıyla ilgili çeşitli düzenlemeleri içeren teklifin birkaç maddesiyle ilgili görüşlerimi açıkladıktan sonra karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılmasına ilişkin kanun teklifim hakkında bilgi vereceğim. Görüşülmekte olan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmekte olan kanun teklifi 17 yıllık AK Parti iktidarının 17. yılında 3 yeni vergisini kapsıyor. 17 yılın sonunda AK Parti iktidarı vatandaşa, Türkiye'ye 3 tane yeni vergi getirmiştir. Bunlardan birisi dijital hizmet vergisi, bir diğeri değerli konut vergisi, üçüncüsü de konaklama vergisidir. Artık deniz bitti. Hesap nasıl ödenecek? Hesabı kim ödeyecek? Bunun hesabı yapılıyor. Bu teklif bir başlangıçtır. İleride bunların devamı da gelebilir. Bunları uzun uzun Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartıştık, tartışıyoruz. Yine tartışmaya devam edeceğiz. Burada üzerinde durmak istediğim iki konu var. Birincisi, vergi düzenlemeleri yanında bütçe kanununun borçlanma limiti bir maddeyle artırılıyor. Biliyorsunuz bütçe kanunu görüşülmesi özel olarak anayasada düzenlenmiş olan bir kanundur. Başka hiçbir kanunun nasıl görüşüleceği anayasada belirlenmiş değildir. Ama bütçe kanunu özellikle anayasada belirlenmiştir. Nasıl görüşülecek, hangi sürelerde görüşülecek, hangi tür önergeler verilebilir, ayrıntısına kadar bunlar anayasada belirlenmiştir. Bunun nedeni bütçe kanunlarıyla ülkeyi yönetenlere, iktidara yani Sayın Cumhurbaşkanı'na bütçede belirtilen miktar vergilerin toplanmasına izin verilir. Bu vergilerle de hangi kamu harcamalarının yapılacağı konusunda yine Cumhurbaşkanı'na yetki verilir. Buna bütçe hakkı diyoruz. Bütçe hakkı vatandaşındır, milletindir. Millet parlamentodaki seçilmiş temsilcileri vasıtasıyla iktidara ne kadar vergi toplayacağı konusunda bir izin verir. Bu vergilerle de ne kadar harcama yapacağı konusunda yetki verir. Harcamalarla gelirler arasında bir fark bulunması halinde harcamalar daha fazla, gelirler daha az ise aradaki fark kadar da borçlanma yetkisi verir. 2019 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile iktidara verilmiş olan borçlanma yetkisi 81 milyar Türk lirasıdır. Hazine ve Maliye Bakanı bu rakamı %5 oranında artırabilir. Bu durumda rakam 85 milyar liraya çıkar. Bu yetki kullanılmıştır. Yine Cumhurbaşkanı ilave olarak bir %5 oranında artırım yapma yetkisine daha sahiptir. %5 oranında da bir artırım yapılmış olması halinde borçlanma limiti yetkisi 89 milyar Türk lirasına çıkar. Peki şu ana kadar 2019 yılında hazinenin yaptığı borçlanma tutarı ne kadardı diye bana sorarsanız bunun rakamı Eylül itibariyle 116 milyar Türk lirasıdır. Yani bütçe kanunun vermediği bir yetkiyi iktidar kullanmıştır. Bu kanunsuz bir uygulamadır. Şimdi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmekte olan teklifte yer alan bir madde ile 40. madde borçlanma limiti 70 milyar Türk lirası artırılmaktadır. Borçlanma limitinin artırılması herhangi bir torba yasaya bir madde ilave edilmesi suretiyle olmaz. Borçlanma limiti artırılıyor ise ya gelir hedefleri tutmamıştır ya harcama hedefleri tutmamıştır. Doğal olarak borçlanma hedefleri tutmamıştır. O zaman yapılması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ek bütçe kanun teklifini getirmektir. Cumhurbaşkanının ek bütçe kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmek suretiyle borçlanmayla elde ettiği bu kaynağı nerelerde kullanacağı konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bilgi vermesi ve buradan yetki alması gerekmektedir. Önerim 40. maddenin
tekliften çıkarılması ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir ek bütçe kanun teklifini getirmesidir. Teklifle ilgili olarak ikinci söyleyeceğim konu konaklama vergisidir. Konaklama vergisini Türkiye'deki bütün otel, motel, kamping ve benzeri hizmet yerlerini, hizmet işletmelerini işletenler ödeyecektir. Mükellef onlardır. Bunun oranı %2'dir. 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. 2020 yılı için vergi oranı %21'dir ama 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren oran %2 olacaktır. Şimdi ne var bunda? Oran çok küçük. Bunu zaten otellerde, motellerde konaklayanlara bunu işletme sahipleri fatura edecektir denilecektir. Otellerde geceleyenler bunu ödeyecek. Ayrıca otellerde yeme, içme, eğlence, plaj hizmeti, sauna hizmeti ve diğer hizmetleri almaları halinde otelde geceleyenlerin bu hizmetler üzerinden de yine belirttiğim oranlarda bir konaklama vergisi ödenecek. Şimdi sorun şurada. Bir kere yeni bir vergi getiriyorsunuz. O kadar masum değilsiniz. 17 yıldır vergi oranlarını aşağı indirdik, indiriyoruz. Çok uygun ortamlar yaratıyoruz herkes için derken 17 yılın sonunda bunun tam tersine bir uygulama yapıyorsunuz. Yeni vergiler getiriyorsunuz. İki, turizm sektörü üzerine olağanüstü ölçüde gidiyorsunuz. Kısa bir süre önce Turizmi Geliştirme ve Teşvik Ajansı kuruldu. Bu ajans için işletmelerden, hizmet işletmelerinden, konaklama işletmelerinden, ciro üzerinden, hasılat üzerinden %7,5 oranında pay alınmasını yasalaştırdınız. Bütün hizmet işletmeleri, konaklama işletmeleri, daha doğrusu öyle tarif edelim. Bunun yanında hizmet, Turizm Bakanlığı'ndan belgeli hizmet işletmeleri de var tabii ki. Yeme içme tesisleri de var. %7,5 oranında turizm payı ödeyeceklerdir. Tasarı, teklif daha doğrusu görüşülürken hem komisyonda hem genel kurulda kriz dönemlerinde işletmelerin bu payı ödemesi zor olabilir. Bu oranı aşağı indirme konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verin önerisini yaptık. Genel kurulda bu öneriyi ben ve arkadaşlarım yaptık. Ama bu öneri kabul görmedi. Hayır, biz %7,5 oranında bu payı alacağız dediler. Adı pay, bunun adı vergidir. Vergi. Ve sektörde bir Thomas Cook krizi yaşandı. İngiltere merkezli Thomas Cook şirketinin iflası üzerine Türkiye'deki birçok turizm işletmesi bu iflastan etkilendi. Aile işletmeleri, küçük işletmeler bundan çok daha fazla etkilendiler. Şimdi bu işletmelere bir yük daha getiriliyor. Konaklama vergisi. Efendim bunu şey ödeyecek, müşteri ödeyecek. Evet, kağıt üzerinde öyle ama gerçekte bunu ödeyecek olan özellikle aile işletmeleri için söylüyorum. Küçük oteller ve konaklama tesisleri için söylüyorum. Onlar ödeyecektir. Onun üzerindedir. %7,5 getirdiniz turizm payı. Şimdi de %2 getiriyorsunuz. Toplam %2,75 turizm sektörüne yük getirilmiştir. Neye karşılık? 75 milyon turist hedefliyor Türkiye. Turizm stratejisi öyle açıklandı. Bu hedefi baltalamak için de iktidar her şeyi yapıyor. Burada bir ilginç durum da şudur. Konaklama vergisi Avrupa ülkelerinde, AB ülkelerinde vardır. Ama bir yerel yönetim vergisidir. Belediyeler alır bunu. Burada kim alıyor? Hayır. Bütçeye girecek. Belediyeler değil. Yani masum değil. İktidar masum değil. Bırak belediyelere, onlar alsın bari. Konaklama vergisi bir yerel hizmet vergisidir. Böyle yapsaydı tutarlı olabilirdi. O da değil. Neden? Bütçe borçlanma limitini söyledim size. Borç artıyor. Bütçe açığı büyüyor. 40 milyar Türk lirası, hatta 41 milyar Türk lirası Merkez Bankası ihtiyat akçesi aktarılmış olmasına rağmen bütçe açığı kontrol edilemez durumda. Onun için borçlanma limiti artırılıyor. Vergi lazım.
Vergi kime lazım? İktidara, bütçeye lazım. Onun için getiriliyor. Evet, şimdi karşılıksız çek mevzuna gelelim. Evet, en başta söyleyecektim ama gündemin yoğunluğu nedeniyle bazen böyle şeyler olabiliyor. Sosyal demokrat lider, büyük insan, bilim adamı, mütevazi kişiliğiyle Türk siyasetine damga vurmuş, düzgün, olaylara farklı açıdan bakabilen, en gerilimli anlarda bile yüzümüzde bir tebessüm yaratabilen devlet adamı Erdal İnönü'nün bugün ölüm yıldönümü. Kendisini rahmetle, saygıyla anıyorum. Allah rahmet etsin diyorum. Evet, karşılıksız çek. Ekonomimizin çok temel meselesi. Çek, Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiştir. Bir ödeme aracıdır. Ve kanuna göre çekin üzerinde düzenlenme tarihi olarak ne yazıyor olursa olsun çek bankaya ibraz edildiğinde ödenir. Bu tartışmasız bir kuraldır. Ama ülkemiz uygulamasında vadeli çek dediğimiz bir müessese gelişmiştir. Ama bu sadece uygulamada olan, çeki alan kişi istediği zaman uygulamada olan bir durumdur. Çeki alan kişi o tarihe bakmaksızın her zaman onu bankaya götürüp tahsil edebilir. Bir ödeme aracıdır. Şimdi çekin karşılıksız çıkması halinde bir ceza var. Adli para cezası var. Adli para cezası eğer süresinde ödenmez ise hapis cezasına dönüşüyor. Çok önemli bir durum bu. Hapis cezası neden var çekte? Çeki daha güvenilir kılmanın bir aracı olarak hapis cezası düşünülmüş. Bir kere çek, çekte yazılı rakam, alacak, borç her neyse bu özel hukuk ilişkisinden doğan bir alacak veya borçtur. Özel hukuk ilişkisinden doğan bir rakamın, tutarın ödenmesi için hapis cezası getirilmesi asla düşünülemez. Sözleşmeden doğan bir yükümlülüğün ihlal edilmesi, sözleşmeden doğan bir edimin, yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle hiç kimse hapis cezasına mahkum edilemez. Bu bizim anayasamızın temel kuralıdır. Anayasamızın 38. maddesinde yer alan hüküm gayet açıktır. Hiç kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmemesinden dolayı özgürlüğünden mahrum bırakılamaz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ek 4 nolu protokolün 1. maddesi de benzer bir hükmü taşımaktadır. Esasen bizim anayasa hükmü de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ek 4 nolu protokolün 1. maddesinden uyarlanmıştır. Ne diyor o ek protokolün 1. maddesi? Hiç kimse sözleşmedeki bir edimi yerine getirmediğinden dolayı özgürlüğünden mahrum bırakılamaz. Gayet açık. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ek protokolünü 1992'de imzalamış. 1993 yılında da yasayla uygun bulmuştur. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmiştir. Anayasanın 90. maddesine göre de Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler eğer özgürlüklere ilişki, temel hak ve özgürlüklere ilişkin hükümleri taşıyor ise bu hükümler, bu sözleşmeler iç hukukun üzerindedir. Bugün Türkiye'de çekin karşılıksız çıkmış olması nedeniyle çeki düzenleyenin önce adli para cezasına onu ödeyememesi halinde de ki rakam çok büyük orada hapisle cezalandırılması işte anayasamızın bu hükmüne ve Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 4 nolu protokol hükümlerine çok açık bir şekilde aykırıdır. Şimdi bir şey söyledim. Neden hapis cezası var? Çek daha güvenilir olacak. Peki hapis cezası var diye insanlar tedirgin mi oluyor? Elbette yarattığı bir tedirginlik elbette var. Geçenlerde bir olay oldu.
Burak Erbay arkadaşım bana anlattı. Karşılıksız çek düzenlemiş olması nedeniyle hapis cezası ile karşı karşıya olan bir vatandaş derdini anlatmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor. Ama hapis cezası kesinleşmiş olduğu için kapıda derdest edip götürüyorlar, cezaevine giriyor. Bakın. Peki ceza önlüyor mu bunu? Ceza önlüyor mu? Hayır, önlemiyor. Sayın Erdoğan'ın, o zaman başbakan, 5941 sayılı çek yasasının tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk ederken o tasarının gerekçesine yazmış olduğu bir cümle var. Uzun uzun okumayacağım. Büyüttüm burada ama eğer kameralar görebiliyorsa bunu çeksinler. Diyor ki Sayın Erdoğan burada, çekte hapis cezası arzu edilen sonucu vermemiştir ve tam tersine daha çok karşılıksız çek düzenlenmesinin yolunu açmıştır. Birçok dava vardır yargıda, bu davalar yargıyı kilitlemiştir. Bunu çözmemiz lazım şeklinde bir gerekçe kullanmış. Bugün içinde durum farklı değildir. Çekin karşılıksız çıkmasının tek nedeni veya en önemli nedeni diyelim, ekonomide işlerin iyi gitmemesidir. Ekonomik krizdir arkadaşlar. Ekonomik kriz. Ekonomik kriz varsa çekler karşılıksız çıkıyor. Çekteki karşılıksız çıkma oranı artıyor. Ekonomide işler iyi gidiyor ise çekte karşılıksız çıkma oranı düşüyor. Rakamlar o şekilde. Bakın şurada bir küçük tablo var. Bunu büyütebilir misiniz bilemiyorum. Büyümeyle, ekonomik büyümeyle karşılıksız çek arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Ekonomik büyüme şu mavi çizgidir. Büyümenin dibe şu kırmızı çizgide karşılıksız çek. Ekonomik karşılıksız çekin tutarı, toplam tutarı. Ekonomik büyüme dibe vurduğu zaman karşılıksız çekin tutarı artıyor. Gayri safi yurt içi hasılaya oranı artıyor. Milli gelire oranını alıyorum ben. Yıl 2009, hapis cezası da var 2009 yılında. Ama karşılıksız çek zirveye çıkmış. Hapis cezası var. 2012-2016 yılı arası döneminde hapis cezası kaldırıldı. Karşılıksız çek miktarı, sayısı, tutarı, milli geliri oranı arttı mı derseniz ben anlamlı bir artış göremedim. Yani hapis cezasının kalkmış olması nedeniyle karşılıksız çek düzenleyenlerin sayısı ya da karşılıksız çek sayısı ya da bunun tutarı arttı diye anlamlı bir rakam göremedim. Tek tek bu rakamları verebilirim size. 2012-2016 arasında ceza yok. 2016 yılında tekrar 2012 öncesine döndük. Düzeldiymişler. Hayır. Karşılıksız çekler yine var. Niye? İnsanlar, esnaf, iş adamı önünü göremiyor. Kriz olacağını kimse hesap etmiyor. Kriz yok diye çek kesiyor. Ama bir anda karşısına ekonomik kriz çıkıyor. Kendisi de çek almış. Aldığı çekin karşılığını alamıyor. Karşı tarafa da ödeyemiyor. Hadi bu insana hapse gir diyorsunuz. Arkadaşlar, borç hapiste ödenmez. Adam çalışacak ki borcunu ödesin. Buna ilişkin çek, karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılmasına ilişkin kanun teklifimizi dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdik burada. Tekrar 2012-2016 arasındaki döneme dönelim diyorum. Efendim, dolandırıcılar var deniliyor. Evet, olabilir. Dolandırıcılık, dolandırıcı olabilir. Dolandırıcıları buradan ayıracak mekanizmayı, sistemi her zaman kurabiliriz. Dolandırıcıları ayrıca müeyyidelendirecek yasa hükümlerimiz var, ceza kanun hükümlerimiz var. Bakın, Türkiye'de 1929 ila 1985 arasında karşılıksız çek nedeniyle çeki düzenleyenler dolandırıcılık suçu işlemi sayılıyordu. 1929-1985
1985. 1985-2003 arası dolandırıcılık dışında ayrıca hapis cezasını gerektiren bir suç olarak tanımlandı. 2003'ten sonra adli para cezasını gerektiren bir suç olarak tanımlandı. Halen de öyle ama adli para cezasını ödemeyince 1500 günlük bir cezaya çarptırılıyor adli para cezasına. Bunu da ödeyemeyince çek tutarından az olmamak üzere para cezası ödemekle karşı karşıya kalıyor. Yani hem 1500 günlük adli para cezası hem o tutar kadar bir ceza hem de bunu ödemezse hapse giriyor. Bırakalım insan çalışsın da borcunu ödesin. Her şeyden önce çekte karşılıksız çekte hapis cezası anayasamızın esas aldığı ekonomik suça ekonomik ceza ilkesine aykırıdır. Bu ilke anayasanın 38. maddesinde ifadesini bulmuştur. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde mülkiyede birinci sınıfta bir hocamız vardı. Profesör Doktor Sefa Reisoğlu. Çok güzel anlatırdı borçlar hukukunu. İlk derste bize şunu söylemişti. Çocuklar, o zaman tabii genciz, onun gözünde çocuğuz. Çocuklar, hiç kimse sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmediği için hapse giremez. Borçtan şahıs ile sorumluluk yoktur. Kural budur. Kural budur. Bu kuralı uygulamak zorundayız. Bunları ifade ettim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Efendim çok belki şey olmadık ama bu ABD'deki temsilciler meclisinde işte evet. Emeni yasalarıyla birlikte kararıyla birlikte pardon yeni yaptırımlar da söz konusu. Bu Türkiye'deki bütçeyi nasıl etkiler? Yani bu alınan bütçedeki görüşmelerin alınan sonuçlar nasıl bağlantı olabilir? Biliyorsunuz Erdoğan da gidecek ABD'ye. Konuda evet, tabii Temsilciler Meclisi'nin almış olduğu karara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Sayın Başkanı dün bir bildiri okudu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bildiride yer alan açıklamaları destekledik, onun yanındayız. Bizim için Temsilciler Meclisi'nin almış olduğu bu karar yok hükmündedir. Temsilciler Meclisi gibi bir başka organ daha var kongrede. Senato var tabii ki. Daha sonra da bu bir kongre, eğer o süreç devam ederse kongre kararına dönüşmek durumundadır. Umarım böyle bir süreç devam etmez. Yine kongre her şeye karar vermiş olmuyor tabii ki. Başkanın veto yetkisi vardır. Sayın Trump'ın bu konuda şu andaki anlayışı nedir bilemiyorum. Bu konuda bir açıklama yapmış değil. Ama böyle bir karara Amerika Birleşik Devletleri'nin Sayın Başkanı'nın destek vermemesi gerekir. Bütçeyi nasıl etkiler? Biz bir varsayıma dayalı olarak bütçe yapmayız tabii ki. Yani bütçenin şu an büyüklükleri bellidir. Ama bu bütçede değişmesi gereken bir şey var. Onu söyleyeyim. Biraz önce borçlanma limiti artırılıyor demiştim 2018 için, 2019 için. 2019'un hedefleri tutmadığına göre 2019 gerçekleşme varsayımına göre hazırlanmış olan 2020 yılı bütçesinin hedeflerini de tutması son derece zordur. Zordur. O nedenle 2020 yılı bütçe, halen Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmekte olan 2020 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin komisyon görüşmeleri sırasında yeniden düzenlenmesi lazım. Örnek verdim biraz basın toplantımın başlangıcında. 3 yeni vergi geliyor. 3 yeni vergiyle ilgili bütçe kanun teklifinde herhangi bir hüküm yok. O vergilerin ne kadar gelir getireceği bütçe kanun teklifine yazılmış değil. Bunları da dikkate alarak, borçlanma limitindeki değişikliği de dikkate alarak 2020 yılı bütçe teklifinin ilgili bölümlerinin, maddelerinin yeniden düzenlenmesi gerekir. Amerika'nın kararına bakılarak Türkiye'de bütçe yapılmaz. Bütçe ayı 136 milyar lira. Yani evet. Bütçe ayını kapatmaya yönelik bir
Elbette. Her şimdi kanun teklifini veren AK Partili milletvekili arkadaşlar bunu biraz küçültmek için vatandaşın gözünde ya bu önemli bir vergi değil yani bakmayın falan işte AB'ye uyum vesaire bunları gözetiyor. Böyle 6 milyar lira falan gibi bir vergi gelecek diyorlar. Biraz olayı küçültmeden yanalar. Öyle değil. Öyle değil. Rakam nedir onu bilemiyoruz ama sonuçta 3 tane yeni vergi gelmektedir. Vergi 3 tane yeni vergi getireceksiniz 17 yılın sonunda hem de bunu küçülteceksiniz. Bunu küçülteceksiniz. Mesela orada bir hüküm daha var. Turpun büyüğü heybede derler ya. Tapu gayrimenkul alım satımlarında tapu harç oranı alan için 1/2, satan için de 1/2'dir. Bu artacak. Nasıl artacak? O teklifte bir oran değişikliği yok. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü değerleme yapacak. Bu değerlemeden daha düşük olan şeyler üzerinden bedeller üzerinden değil, o değerleme üzerinden harç ödenecek. Evet. Yani o belli mi? Efendim? Tamamen Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü. Şimdi Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü öncelikle şey konusunda yetkilendiriliyor. Değerli konut vergisiyle ilgili değerlerin takdir edilmesi konusunda yetkilendiriliyor. Ancak Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün bu değeri belirleyecek bir organizasyonu yok. Değerleme şirketlerinden yararlanacak. Yani vatandaşın ödeyeceği vergiyi idarenin takdir komisyonları değil, piyasadaki değerleme şirketleri belirleyecek. Bu şu anda değerli konut vergisiyle sınırlıdır. 2 milyon galiba. Rakam nedir bilemem tabii. Değerli konut vergisinin mükellefi aslında bütün konut sahipleri. Teknik öyle yazılmış. Kötü yazılmış. Bakın Türkiye'deki bütün mesken olarak kullanılan taşınmazlar değerli konut vergisine tabidir. Ya bir dakika Fikirtepe'deki Dürdane abla da mı bu vergiyi ödeyecek diyorsun. Sonra bir şey yazmışlar. Değeri 5 milyon liranın altında olanlar istisnadır. O zaman öyle yaz. Yaz de ki değeri 5 milyon lirayı aşan konutlar değerli konut vergisine tabidir. Bu ayrı bir şey. Bunu ayrıca konuşuruz. Ayrıca konuşuruz. Bu Thomas Piketty diye bir Fransız iktisatçı vardı. O biliyorsunuz 2013 yılında 21. yüzyılda Kapital diye bir kitap yazmıştı. Orada kapitalist sistemin temel dinamiklerinin yaratmış olduğu eşitsizliklerin ancak artan oranlı bir servet vergisiyle önlenebileceğini söylerdi. Burada artan oranlı bir servet vergisi var. Elbette çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak lazım. Tartışmasız. Eğer zenginler vergi ödemiyorsa elbette zenginden vergi almak lazım. Ama esas olan gelir ve kurumlar vergisi hasılatını arttırmaktır. Kayıt dışı ekonominin üzerine gitmektir. Kayıt dışı ekonomi maalesef önlenemiyor. Bir de kambiyo gider vergisiyle ilgili bir değerlendirme yapayım. Önce şunu söyleyeyim. Çok kısa tutacaktım ama uzadı. Sordunuz. Şu bir grafik. Kırmızı çizgi, üstteki kırmızı çizgi yabancı para cinsinden mevduatın toplam mevduat içindeki oranı. Bakın son yıl burada 2019. Giderek yükseliyor. 2000'li yıllarda %28 bu oran. 2015'te %40'larda, 45'lerde, şimdi %51'lerde. Bir ulusal paranın iki temel özelliği vardır. Bir değişim aracıdır, alışverişi onunla yaparsınız. İki tasarruf aracıdır, tasarruf edersiniz. Vatandaş Türk lirasına güvenmiyor, dolar cinsinden tasarruf ediyor. Şimdi kambiyo muamelelerinden, döviz alım satımlarından alınan 1/1 orandaki vergi 1/2'ye çıkarılıyor. 10 katına kadar artırma konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor.
Yani %2'ye kadar çıkarabilecek. Amaç şunu çözmek, şu eğriyi aşağı indirmek. Ama bu eğri nasıl aşağı iner? Vatandaş nasıl dolardan çıkar, Türk lirasına döner? Güvenle döner. İstikrarlı bir ekonomik büyüme ortamıyla döner. Bakın bunu Türkiye zamanında 2005'lerde sağlamış. Aynı anlayış bugün olursa, ekonomi istikrara kavuşursa, insanlar geleceğine güvenle bakarsa dolar çözülür. Teşekkür ederim arkadaşlar. Efendim? Hayır, bu Merkez Bankası rakamlarından hareketle bizim hazırladığımız grafik. Merkez Bankası. Dolarizasyon. Ekonomi dolarlaşmış durumda. Bunu vergiyle değil, ekonomiyi, üretimi rahatlatan önlemlerle çözebiliriz. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar.